tartışmayı bir kenara şey yapıyorum, bırakıyorum artık. Ama tabii bu, ben söylediğim gibi bu tartışmayı çok geride bıraktığımızı düşünüyordum. Şimdi şöyle, bu sormuş olduğunuz hususla ilgili olarak, yani Baylok meselesi. Şimdi bu Baylok meselesi tabii Zeki Bey, bu Baylok meselesiyle ilgili olarak ayrıntılı değerlendirmelerde bulundu. Ben de işte Baylok, Eagle, işte Kakao vesaire, yani bu programları örgüt içerisinde bir haberleşme aracı olarak kullanıldığını, özellikle 2014 senesinde bunların çok yoğun bir şekilde kullanıldığını biliyorum ve bununla ilgili değerlendirmelere de katılıyorum. Zira işte belirli soruşturma süreçlerine baktığınızda bunların özellikle o dönemdeki soruşturmalarda görev almış olan polisler tarafından, polis memurları ve emniyet müdürleri tarafından ve yine o sürecin içerisinde yer almış olan işte bazı kalemşörler tarafından, Mehmet Baransu gibi kalemşörler tarafından bunların kullanıldığını biliyoruz. Şimdi bunlarla ilgili içerik kayıtları da var. Yani ne tür mesajlaşmalar yapmışlar? Az evvel gösterdi. Evet, biraz önce Zeki Bey'in gösterdiği gibi. Bunlarla ilgili içerik kayıtları da var. Şimdi bunlar işte MIT tarafından ele geçiriliyor. Litvanya'daki serverlardan MIT ele geçiriliyor. Bir istihbarati bilgi niteliğinde. Daha sonra bu suç ceza mahkemesi tarafından bir adli delil haline, kararla bir adli delil haline getiriliyor. Daha sonra bunların Ankara'daki KOM Daire Başkanlığı tarafından çözümlemeleri yapılıyor. Evet. Ve çözümlemeler yapıldıktan sonra da yüzde zannediyorum ki 90 oranında bunların çözümlemeleri tamamlanmış. İçerik bilgileri ilgili KOM şubelerine, illere gönderiliyor. Oradan da savcılıklara gönderiliyor. Ve şu anda savcılıkların elinde kimin kaç defa bayrağa bağlandığı, kimin hangi yazışmaları yaptığı ya da yapmadığı konusundaki bilgilerin hepsi şu anda savcılıklarda var. Var. Orada bir görevli bir savcı var ve o savcı bütün soruşturma dosyalarına bunları gönderiyor. Bunun yanında KOM Daire Başkanlığı'nda hala çözümlemesi yapılmamış olan çok az miktarda, yani çözümlemesi yapılanlara oranla çok az miktarda bir takım içerikler var. Bunların da çözümlemeleri devam ediyor ve bu çözümlemeler de gönderilecek. Şimdi burada tabii bu Baylok'la ilgili olarak şöyle bir şey var. Çekince var. Çekince şu. Biraz önce söyledim. Baylok örgütsel bir iletişim aracıdır. Cep telefonuna Baylok yüklemiş olan ya da bununla ilgili bir iddia olan kişilerin de hassasiyetle araştırılması gerekir. Ama bunun yanında bunların da bir takım yan delillerle desteklenmesi gerekir. Yani bunu inandırıcı olması gerekir. Şöyle ki, şimdi siz işte daha önceki adıyla cemaat, bugünkü adıyla FETÖ ile hiçbir ilişkiniz olmamış. İşte onların dershanelerine gitmemişsiniz, onların okullarına gitmemişsiniz. İşte Bankasya'da hesabınız yok. İşte sendikalarına üye olmamışsınız. Yani görünürde hiçbir organik ilişki içerisinde değilsiniz. Hukuki ve fiili ilişkinin içerisinde değilsiniz. Fakat sadece Baylok iddiası var. Şimdi buna da biraz çekinceli yaklaşılması gerektiği düşüncesindeyim. Evet, Yargıtay 16. Ceza Dairesi kamikaze hakimler Metin Özçelik ve Mustafa Uğurlu ki yani bu iki hakim özellikle işte Balyoz, Ergenekon süreçlerinde çok ciddi anlamda hukuka aykırılıkları imza atmış olan kişilerden bahsediyorum. Bunu birebir tanıkları olarak ifade ediyorum. Sahte çürük çetesi davasında, Balyoz davasında, Ergenekon davasında tutukluk halinde devamı kararları veren, yakalama kararları veren, tutuklama kararları veren hakimlerden bahsediyoruz. Hanife Avcı davası, Devrimci Karargah davası, buralarda görev alan hakimlerden bahsediyoruz. Şimdi onlarla ilgili verilmiş olan kamikaze hakimler davası olarak kamuoyunda biliniyor. Bu davada verilmiş olan Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin ilk derece mahkemesi sıfırla verdiği bir yargılama var. O yargılamada Baylok yüklemek, evet, tek başına suç delilidir diyor. Fakat daha sonra ilerleyen paragraflarda bunun işte başka yan delillerle de desteklenmesi ve doğrulanması gerekir şeklinde de bir ifade kullanıyor. Geçtiğimiz günlerde Yargıtay Ceza Genel Kurulu bu kararı onadı. Şimdi ağır ceza mahkemelerinde bir sürü FETÖ yargılaması yapılıyor, bir sürü Baylok yargılaması yapılıyor. Bunlarla ilgili temiz merci 16. Ceza Dairesi. Yani bu mahkemelerin almış olduğu kararlarla ilgili temiz 16. Ceza Dairesi'ne gidecek. O yüzden 16. Ceza Dairesi'nin o vermiş olduğu karar ve çerçevesini çizmiş olduğu sınırlar aslında mahkemelere de yol gösterici nitelikte. Bu da önemli bir ayrıntı. Şimdi bakıyorsunuz işte Baylok var, Baylok var. Fakat işte bankası yok, işte örgütle iltisakı ya da ilişkiyi ortaya koyacak olan başka donelerle doneleri ortaya koyamıyorsunuz.
Ve kişiler kendilerini işte yani ben işte sosyal demokrat bir aileden geliyorum, ben Atatürkçü bir aileden geliyorum, benim yaşam tarzım böyle şeklinde lanse ediyorlar. Ve bununla ilgili kamuoyunda da bir platform oluşturmuşlar ve bu platformdan da seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Bunu ifade ediyorlar. Özellikle sosyal medyada. Hı. Şimdi o yüzden de bu konuda da dikkatli olunması gerektiği düşüncesindeyim ben. Şöyle ki, Baylok varsa, işte Bankasya vesaire, işte FETÖ'yle iltisaklı kabul edilen bir takım bunun yanına deliller koyabiliyorsak, bunlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz söz konusu değil. Bunlar yargılama makamları tarafından bunlarla ilgili kararlar zaten verilecektir. Fakat sadece Baylok yüklediği iddiasında olan bazı kişiler var. Bunlarla ilgili olarak da ince elenip sık dokunması gerektiğini, işte içerik kayıtlarıdır, ondan sonra işte şimdi mahkemeler tarafından ve savcılıklar tarafından o cep telefonunun, o hattın bizzat o kişi tarafından, suçlanan kişi tarafından kullanılıp kullanılmadığı konusunda araştırmalar, işte HTS kayıtları, sinyal bilgileri vesaire, bunlar toplanmaya başladı. Yani o iltisakı ortaya koyacak olan başka delillerin de olması gerektiğini düşünüyorum ve bunun kamu vicdanı açısından en azından ve maddi gerçeğe ulaşmak noktasında önem taşıdığı düşüncesindeyim. Bu noktada ciddi mağduriyetler ortaya şey yapabilir, çıkabilir. O yüzden o iltisakı, o ilgiyi ortaya koyacak olan o yan delillerinde, başka delillerinde bunun yanına konulmasında ben fayda görüyorum. Peki. Benim bakış açım o. Peki. Bununla ilgili, çok özür dilerim. Bununla ilgili bir değerli bir meslektaşımız, ben şahsen kendisiyle tanışmıyorum fakat sosyal medyadan kendisini takip ediyorum. Antalya'da bir meslektaşımız Ali Aktaş. Ali Aktaş. Avukat Ali Aktaş. Ali Aktaş. Bu konuya yani bu Baylok meselesine çok eğilmiş. Ve bu konuyla ilgili sürekli paylaşımlarda bulunuyor. Bu paylaşımlar da sadece sosyal medya değil, aynı zamanda bazı gazeteciler de zannediyorum ki buna ilgi göstermeye başlamışlar. Ve en son attığı tweetlerden bir tanesinde de işte bizim raporumuz Cumhurbaşkanı'nın önüne kadar gitmiş tarzında böyle bir tweet atmış. Bahsetmiş olduğu rapor da şu. Koray Peksayar isminde bir adli bilişimci var. Bu adli bilişimci güvenilir bir adli bilişimcidir benim nazarımda. Öyle zannediyorum ki Zeki Bey de buna katılacaktır. Çünkü Balyoz davasında da bilirkişilik yapmış olan isimlerden bir tanesi. Bir mor beyin uygulaması adı verilen bir uygulama şey yapmış, tespit etmiş. Bu şu demek. Siz cep telefonunuzda işte bir takım uygulamalar var. Bunları kullanıyorsunuz. İşte ücretsiz müzik dinleme uygulaması. Ya da işte tesbih çekme uygulaması gibi uygulamalar namaz var. Namaz vakti, kıble gösteren. Namaz vakti, kıble gösteren gibi uygulamalar var. Bu uygulamaları cep telefonunuza indirdiğinizde IP bilgileri itibariyle sanki Baylok indirmişsiniz gibi bir algı oluşabilecek zannediyorum bir takım veriler şey yapıyormuş, veriyormuş. Şimdi bunu tabii izleyenler de bunu araştırırlar ama savcılık makamlarına da bu raporlar bildiğim kadarıyla sunuluyor. Onlar da bunlar konusunda bir araştırmaya girişmiş vaziyetteler. Fakat buna da dikkat etmek lazım. Çünkü biz şunu biliyoruz ki, evet katılıyorum. Özellikle 2014 senesinde Baylok gizli bir haberleşme aracıdır. Örgüt içi haberleşmede kullanılmıştır. Bunun örneklerini Zeki Bey verdi. Fakat daha sonra bu yine FETÖ tarafından manipüle edilmiş olabilir. Ve şunu biliyoruz ki işte kilit kadrolar kullanmayı bırakmıştır, birilerinin üzerinde kalmıştır. Ve Baylok'un sayısını şişirmiş de olabilirler. Anladım. Yani içlerinde kaybolmak için ya da bir takım mağduriyetler yaratıp o mağduriyetler üzerinden kendilerini legalize etmek için bunu yapmış olabilirler. Bunu da göz önünde bulmak lazım. Yani ceza hukukundaki temel esas şüpheciliktir. Bu şüpheciliğe Cumhuriyet savcılarının ve hakimlerin dikkat etmesi gerektiğini ben şey yapıyorum, düşünüyorum. Bu düşüncedeyim. Öncelikle bunu ifade edeyim. Şu Baylok önemli. Şimdi yani Hüseyin şöyle diyorsa öyle mi anlamalıyız? Yani Baylok dışında diğer delillerle zenginleşmeli, daha kuvvetli hale getirilmeli. Buna şöyle bir benim itirazım var. Baylok anatomisi çok iyi irdelenerek, Baylok bir delil olarak o şahısla ilgili kuvvetli hale getirilmesi şartıyla o ikinci basamak değerlendirilebilir. Baylok iradesiyle indirilmiş, kullanıma açılmış. Yazışma var yok, belki o henüz netleşmemiş. Ben onun tek başına bir kanıt olabileceğini, hukukçular değerlendirsin ama yani olabileceğini,
çok kuvvetli bir suç şüphesi olabileceğinin hiç ihmal edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi kamu kamu vicdanı dediğiniz için söylüyorum. Hocam, kamu vicdanı açısından. Kuvvetli bir suç şüphesi olabilir fakat bununla ilgili olarak hüküm vermeyi yeterli kılacak bir şüpheyi doğurur mu ya da kesin bir kanaate varmayı gerektirir mi? Yani o da ayrı bir tartışma konusu. Onu mahkemeler tarafından karar verecek zaten. Bu ceza genel